Merhaba arkadaşlar, hayırlı huzurlu günler. Bugün bahçemizde biraz yabani ot toplayacağım sizlerle. Toplarken de video çekmek istedim. Şimdi bazı yabani otlara bakalım arkadaşlar. Şimdi buralar hep yeşil. Bazıları tohuma da tabii ki kalkıyor. Şimdi Mart'ın 3'ündeyiz. Bazıları da çok güzel yeşillenmiş. Tohuma kalkanları almayacağız. Şimdi yağmurlardan sonra inşallah yağmurlar yağar, tekrar çıkar. Bazı otları toplayacağız. Şimdi şurada kuş ekmekleri var. Hafif de böyle tohuma kalkmış. Ama bu sapını alıp bunu kullanabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Kuş ekmeklerini alacağım şimdi buradan. Gördüğünüz gibi o kadar güzel ve taze ki, şu orta yaprağını isterseniz koymayabilirsiniz ama onu da çay yapıp içebilirsiniz. Çok lezzetli, çok şifalı kuş ekmeği. Evet arkadaşlar, çoban çantası diğer adı. Faydaları da diğer YouTube videolarımda var. Şimdi burada başka neler var? Şurada kuş ekmeklerini alayım. Şurada bir de gelincik var gördüğünüz gibi. Hemen burada da var bir gelincik. Ben şimdi birkaç tane toplayayım, tekrar video atacağım. Şimdi arkadaşlar, sadece buradan o kadar çok kuş ekmeği ve gelincik topladım ki, bazılarını da bıraktım. Gördüğünüz gibi tohuma kalkmış. Onlar da kalsın, şu beyaz beyaz olanlar kuş ekmeği. Hala da burada yine kuş ekmeği ve gelincik var. Şunlar ballı baba. Tohuma kalkanları da almadım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi doldurdum bayağı. Şöyle yandan göstereyim, bayağı bir doldurdum. Şimdi şuradan başka otlara bakacağım arkadaşlar. Yine kuş ekmekleri vardı o tarafta. Onları alacağım. Bakalım hangi otlar var şimdi. Burada şimdi iki tane kocaman gelincik otu gördüm. Bunlar tabii gelincik açıyorlar. Şimdi bazılarını alacağım ama burada büyük bir ihtimalle toprağa sürdüğümüz zaman zaten gidecek bunlar. O yüzden bunları alacağım. Hemen şurada da şahteri otunu gördüm. Bu çok şifalı bir ot arkadaşlar. Alerji için mükemmel bir ot. YouTube videolarımda var. Şahteri otuna lütfen bakınız. Daha önce de bahsetmiştim videolarımda da. Alerji için çok süper. Bahar alerjisi için de çok kullanılanlar var. İlaç kullanımını bırakmış arkadaşlar var. Mutlaka tavsiye ederim onu da. Şimdi bu gelincik, hem siyah gelincik hem kırmızı gelincik var arkadaşlar. O yüzden yanlışlık olmasın. İkisi de birbirine benziyor ama biri biraz daha tüylü. Kırmızı olan gelincik. Arkadaşlar, ot toplarken de hemen burada sütleyenleri gördüm. Ve onları da çekeyim dedim. Çünkü yenmeyen zehirli otları da soruyorsunuz. İşte bu gördüğünüz bu güzellikler. Bunlar sütleyen otu. Ama bunlar yenmiyor arkadaşlar. Kullanmayınız. Sihirler için kullanıldığı biliniyor. Ama o da çok dikkatli olarak kullanınız lütfen. Burası hep sütleyen ot olmuş arkadaşlar. Bu ot zehirli, yenmez. Şimdi burada taşların arasında bir de yemlik otu gördüm arkadaşlar. Şurada. Bunu alabilirsem. O kadar taş var ki. Arkasında da şu dikencik otu var. Bu da yeniyor arkadaşlar. Ama onu almayacağım şu anda. Hiç onunla uğraşamayacağım çünkü. Çok dikenli o. Ama çok da şifalı. Şu yemlik otunu alabilirsem. Evet. Biraz parçaladım ama aldım yine de. Evet. Bu da yemlik otu. Şimdi burada da leylek gagası otlarımız var. Biraz da bundan toplayacağım. Şöyle leylek gagasını da göstereyim size, güneş gölge gelmesin. Şöyle. Bunlar yakında zaten tohuma kalkar. Ama ilkbahar yağmurlarıyla da tekrar yenileri çıkar. İnşallah güzel yağmurlarda yağar. Çok kurak gidiyor çünkü. İşte buradakilerde bunlar leylek gagası. Şunlar sütlen. Bunlar yenmiyor arkadaşlar. Şimdi burada bir de yağlı pancar var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle keseyim size, göstereyim. Ben bugün bundan toplamayacağım ama toplayabilirsiniz. Bu da yenilebilen bir ot. Gördüğünüz gibi şöyle. Yağlı yağlı, parlak parlak yaprakları. Bu da yenilebilir bir ot arkadaşlar. Hafif acı oluyor ama bunu karışık pancarın içine koyabilirsiniz, toplayabilirsiniz. Bir de burada şöyle gördüğünüz gibi saat otu var. Bu da yenilebilir bir ot.
Bunun kökü şuradan bakalım. Bunu da toplayabilirsiniz. Bunu da alabilirim şimdi. Biraz porsumuş bu ama bu da saat otu. Bu da yeniyor arkadaşlar. Burada da hemen yine yabani pırasa gördüm. Böyle taşın arasında. Şurada şöyle göstereyim. Geçenki Instagram videosunda da görmüştüm. Ama bunu almayacağım şimdi. Sadece yenilebilir olduğunu göstermek için çektim size. Şimdi burada da kuzu kulağı otunu buldum arkadaşlar. Burası bayağı bir dağlık yer. Şöyle göstereyim. Dağların arasında daha önce videoda çekmiştim. Orada da göstermiştim. Kuzu kulağı otu da biliyorsunuz kızartmasını yapmıştım ben. Çok da lezzetli oluyor kızartması. Şimdi onu da size şöyle yakından göstereyim. Bu çok lezzetli bir ot ama mutlaka kızartmasını yapın. Yine o da YouTube videolarımın arasında var arkadaşlar. Şöyle alacağım onu da. Hatta şöyle hafif uzayanları elinizle koparabilirsiniz. Şöyle. Kuzu kulağı, tavşan marulu diyorlar. Hafif böyle tüylü. Bu da yenilebilir bir ot arkadaşlar. Çok da lezzetli. Hem çiğ tüketebilirsiniz. Hem pişmiş şekilde kavurmasını, kızartmasını yapabilirsiniz. Burada da ebe gümeci otu var arkadaşlar. Bunu da yapraklarını alabilirsiniz. Köklü de alabilirsiniz. Yiyeceğiniz yemen için az bir şey katabilirsiniz. Çünkü ebe gümeci başlı başına bir şifa. O yüzden başka otlarla karıştırmayı sevmez. Çünkü kendisi şifa vermek ister. Sirkelen otunu da göstereyim arkadaşlar size. Bu seranın içinde çıkmıştı. Seranın içi şu anda çok buhar olduğu için onu koparıp dışarı aldım. Bu da sığır dili arkadaşlar. Sığır dili de yeniyor. Üstü hafif böyle dikenli dikenli gibi ama çok hafif böyle tüylü. Bu da sığır dili. Bu da yenilebilir bir ot arkadaşlar. Burada kuş otu var arkadaşlar. Bu da çok şifalı bir ot. Salatası, yemeğe, her şeye oluyor bu otun. Bugün kuş ekmeği, leylek kakası ve gelincik topladım arkadaşlar. Diğer otları da sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarla görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.